İş Dersleri kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda, videomuzun başlığından da anlaşılacağı üzere kabanımızın kolu nasıl takılı onu göreceğiz. Şimdiden iyi seyirler. Kollarımızı bedenimize takmadan önce masamızın üzerinde neler yapmamız gerektiğini bir gösterelim. Ondan sonra makinemizde kol takma işlemini yapacağız. Keserken göstermedim. Kolumuzun ve bedenimizin üzerinde kolumuzu daha düzgün, daha rahat takabilmemiz için çıtlarımız var. Bu çıtlar bize kol takarken yardımcı oluyor. Şimdi yakından o çıtları tanıyalım. Daha sonra makinemize takmaya geçelim. Buraya takacağız sağ kolumuzu. Şimdi burada bir çıt göstereceğim size. Burası bedenimizin yan dikişi. Yan dikişinden ön tarafa, bakın gördüğünüz gibi şu yakından göstereyim. Burası bedenimizin yan dikişi. Bu tarafı arka kısmı. Burası ise bu çıtın olduğu kısım. Ön kısmı. Çıt genellikle ceket tarzı kollarda yan dikişten 3-3,5 ya da 4 santim önde bir çıtımız olur. Bu kolumuzu takmamız için. Aynı çıtlar kolumuzda da var. Şimdi kolumuzdaki çıtları görelim. Bu da kollarımızdan sağ kolumuz. Sağ kolumuzda burası koltuk altı dikişimiz. Bu görmüş olduğunuz parça alt kol. Burası ise dirsek dikişi. Bu koltuk altı dikişinden arkaya doğru görmüş olduğunuz 3 santim mesafede yine bir çıtımız var. Bu da kolumuzu takarken bu çıtta bize yardımcı olacak. Kolumuzu takmamıza yardımcı olacak önemli çıtlardan bir tanesi de kolumuzun tam tepesinde bulunan bir çıtımız daha var. Bu çıt ise tam omuz dikişine denk gelecek. Bu şekilde çıtlarımızı öğrendik. Yine bu çıtların aynısı sol kolumuzda ve sol bedenimizde de mevcut. Şimdi makinemizde kolumuzu takmaya geçebiliriz. Burası bedenimizin sağ tarafı. Görmüş olduğunuz kısım arka kısmı. Altta kalan kısım ise işimizin ön tarafı. İşimizi tersine çeviriyoruz. Kolumuz düzüne çevrili. Şimdi kolumuzu buradan bedenimizin içine koyup burada az önce masanın üzerinde bahsetmiştim. Çıtlarımız vardı. Burası bildiğiniz gibi bedenimizin önünde bir çıt vardı. Burası yan dikişimiz. Burası ise kolumuzun yan dikiş yeri. Burası da kolumuzun arkasındaki çıtı. Bu arkasındaki çıtı bedenimizin yan dikişine getiriyoruz. Koltuk altı dikişini ise kolumuzun koltuk altı dikişini ise bedenimizin önündeki çıta koyuyoruz. Yani koltuk altı çıtından 3 santim ön tarafa gelmektedir. Bakın tekrardan şuradan yakından göstereyim. Ona göre dikmeye geçebiliriz. Bakın bedenimizin önün çıtı, yan dikiş yeri. Burası kolumuzun koltuk altı dikiş yeri. Burası da ise arka çıtı. Bu çıt bedenin dikiş yerine geliyor. Koldaki dikiş ise öndeki çıta geliyor. Şimdi koltuk altı dikişinde kolumuzun çıtını bedenin koltuk altı dikişine getirerek kolumuzu dikmeye başlıyoruz. Dikiş payımız yine her zamanki gibi 1 santim. Bu tarz kollarda her zaman bedenden büyüktür. Bir mola vardır tepede. Bu tepeyi de tepedeki molayı bakın bu kolumuzun tepe çıtı. Burası da beden dikiş yeri. Bakın burada 1 santim bir bolluk var. Bu bolluğu 5-6 santim ön kısma, 5-6 santim de
arka kısma yedireceğiz. Ama tepe çıtı, kolumuzun tepe çıtı mutlaka bedenimizin omuzuna denk gelecek. Şimdi şu burada gördüğünüz gibi, bakın şimdi göstereceğim burada. Buraya çok dikkat edin. Bakın şöyle hafif hafif tepeye mola veriyoruz kolumuza. Burayı yaparken yavaş yavaş yapacağız ki daha dikkat yapın. Bu normalde bunun makinesi vardır bu işin, ama ben bunu düz makinede yapacağım. Şurada gördüğünüz gibi kolda hafif hafif molalar olmaya başladı. Yine bu arka kısımda da 5-6 santimlik kısımda yine kolumuzun tepe kısmına bu molaları veriyoruz ki kolumuza tepedeki evet, bu molayı verdikten sonra diğer yerler rahat bir şekilde dikebiliriz. Bu kolda kavisli yerde de dikkat etmemiz gereken, böyle düz değil de bakın şu kavisi vererek dikersek kolumuz tam bedene oturur. Şöyle düz değil de şu kavisi vererek evet bu şekilde kolumuzu diktik. Bakın şimdi şuradan göstereyim. Bakın kolun tepe kısmında şöyle göstereyim. Bakın kolumuzun tepe çıtı tam omuzumuza geldi. Ve şöyle kolumuzda hafif bir molalanma oldu. Bu molayı ütü kısmında halledeceğiz. Bu şekilde kol takma işlemimiz bitti. Şimdi aynı işlemi diğer taraf için de yapıyoruz. Burası ise sol kolumuz. Sol tarafta ön üste, arka ise alta geliyor. Kolumuzu yine bedenimizin içine bu şekilde yerleştirip şimdi dikime geçebiliriz. Burada da yine tekrar etmekte fayda var. Sol tarafta ise burası yan dikişimiz. Burası ön kısmımız, ön çıtımız. Bu kısım ise arka taraf. Bu da kolumuzda arka çıtımız. Yan çatım yerimiz, koltuk altı çatım yeri. Şimdi yine aynı şekilde koltuk altı, kolun koltuk altı çatım yerini bedenin önündeki çıta koyarak yine burada da bakın koldaki çıt bedenin çatım yerine geldi. Buradan başlayarak bu kolumuzu da takıyoruz. Yine sol kolumuzda da omuz dikişinin 5-6 santim kala
tepedeki molayı kolumuza veriyoruz. Yaklaşık 1 santim mola önde, 1 santim mola da arkada oluyor. Bakın burada şu şekilde kolumuzu tutarak alt bedeni de gergin tutuyoruz. Omuz çıtımız denk geldi omuz dikişimize. Şimdi öne de molamızı verip ondan sonra kolumuzu bitiriyoruz. Diğer kolumuzda da aynı az önce bahsettiğim gibi. Koltuk altına doğru kavisli bir yeri vardı. O kavisli yeri böyle düz değil de kavisini vererek yine burada çıtlarımız birbirine denk geldi. Bu şekilde bakın çıtlarımız koltuk altına denk geldi. Ön çıtımız da burada gördüğünüz gibi birbirini karşıladı. Şimdi burada da kolumuzu görelim. Bakın kolun çıtımız nerede? Burada. Bakın çıtımız. Çıtımızın olduğu 5-6 santimlik kısımda tepe kısmında yani omuz dikişinin olduğu kısımda 5 santim ön tarafa 5 santim arka tarafa koldaki molayı bu şekilde yediriyoruz. Şimdi bu molayı ütüde düzelteceğiz. Şimdi onu görelim. Burada da kol takma işlemimiz bu şekilde bitti. Şimdi ütüde bunun ara ütüsünü yapacağız. Ara ütüsünü yaptıktan sonra tekrardan kolumuza bakalım. Şimdi kolumuzdaki bu mola işlemini ütü vasıtasıyla düzelteceğiz. Bu işleme hazır giyimde molayı yedirme ya da molayı içirme işlemi diye geçer. Bunu hazır giyimde ara ütücüler yapar. Şimdi onu gösterelim. Bakın gördüğünüz gibi tepemizde, tepe çıtımızın olduğu yerde 5 santim önde, 5 santim arkada kolumuzda mola var. Bu molayı şimdi ütü yardımıyla ütü masasının üzerine koyup bu şekilde gergin tutarak burada kesinlikle bedeni çekme yapmıyoruz. Gerçi bedenimizde bizim ipli tel olduğu için esneme yapmıyor. Yani bu işi bedeni esneterek değil bu molayı burada yani içirerek yedirerek yapmak o kolumuzun o tepesindeki olayı daha güzel görünmesine sebep oluyor. Bu şekilde kavisi vererek bu işlemi kolumuzun bütün her tarafına rahatlıkla yapabiliriz. Bakın bu şekilde kolumuzun molasını yedirdik ütü yardımıyla. Şimdi aynı işlemi diğer kolumuz için de yapıyoruz. Evet aynı işlemi diğer kolumuz için de bitirdik. Bu işlemler vatka ve fitil yapılmadan önce yapılması gereken işlemlerdir. Bu işlemi yapmazsak daha sonra kolumuzu ütüleyemeyiz. Bu işlemi yapmazsak kolumuzu daha sonra ütüleyemeyiz. O yüzden bu
Bu işlemi kolumuza taktıktan sonra mutlaka yapmamız gerekiyor. Ütü, ara ütü işimiz de burada bitti. Şimdi bunu mankenin üzerinde görelim. Ondan sonra kol takma işlemini bitirelim. Şimdi kolumuzu taktık. Bitti. Burada önemli bir nokta söyleyeceğim size. Bakın şu kolun alt kısmı. Eğer kolumuz rahat oturduysa, kalıbını kontrol etmenin en önemli yöntemlerinden bir tanesi, askıya ya da mankene giydirdiğimizde kolumuzun bu alt kısmı, bakın tam dikişi, yan dikişi ortalıyorsa rahat bir şekilde, bu kolumuz kalıbı ve çıtları doğrudur. Kalıbımız öne ya da arkaya kayıyorsa çıtlarında ya da takımında bir sıkıntı vardır. Bu şekilde bir sağlama da yapabiliriz. Bu videomuzda kabanımızın kolu nasıl takılır onu göstermeye çalıştım. Bir sonraki videoda kabanımızın astar hazırlığı nasıl yapılır onu göreceğiz. Yeni videolardan haberdar olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.